Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir bitki ressamı Işık Güner. Hoş geldin Işık. Merhabalar. Sen ne iş yapıyorsun? Bize biraz anlatsana. Bitkileri resmediyorum. Çok uzun bir süredir bu böyle. Yapmaya çalıştığım benim bitkileri birebir resmedip o bitkiyi anlatmaya çalışıyorum. O bitkiyle ilgili hani bu şu türdür diye bilgiyi vermeye çalışıyorum resimlerimle. Hani bu işi yaparken çok eskiye dayanıyor. Çok geçmiş zamanlardan gelen, çok hani yeni bir meslek değil bu. Ta o zamandan beri bitkilerin resimleri yapılıyor ve bundaki temel gaye bitkileri öğrenmek, bitkileri anlatmak, anlamak. Çünkü çok elzem bizim hayatlarımız için. bu sebeple bizim onları tanımamız, anlamamız ve bu bilgiyi aktarabilmemiz lazım. Resimler de bu noktada çok işlevsel. Yani botanikçiler çok ciddi araştırmalar yapıyor bitkilerle ilgili. Hem bu sistematik olarak bitkiyi sınıflandırma olsun, hem bitkinin bizim için kullanım alanları olsun. Çok hani sağlık, tıbbi bitkiler birçok alanda hayatımızdalar. Ve bu bilgiyi anlatabilmek için, anlayabilmek için çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. Hani onların yapmış olduğu bütün bu araştırmalar, bu bilgiyi yalınlaştırıp bir tabloda topluyorsunuz. Bir resmi yaptığınız zaman bitkinin resmini, o bitkiyle ilgili bütün bu karakteristik özellikleri vermeye çalışıyorum. Böylelikle bitkiyi teşhis edilebiliyor resimlerden. Diyorum ki bak bu türdür diyorum. Bu bitki şu türdür diyorum. Bu türün de bütün özellikleri, hani karakteristik özelliklerini o tabloda göstermeye çalışıyorum. Bunu yapabilmek için de hani bir bitkiyi gördüğüm zaman hani açısı, duruşu, bütün bu pozisyonu onlara dikkat ediyorum ki o karakterleri görebileyim ben. Gördüğüm zaman da resmedebiliyorum. Ve resmederken de bu ölçü mesela çok önemli bitkilerde. Bazı türler birbirinden böyle hani ölçüyle ayrılıyor kısımları. Bu daha küçük, bu daha büyük. Belli bir ölçü aralıkları oluyor. Ve yaptığım resimle hani o bir bitkinin betimi oluyor. Yazılı betimleri var. Botanikçiler tarafından işte araştırmalar yapılmış, yazılmış. O betimi de okuyorum. Ona sadık kalarak, eğer çok farklı bir şey görmüyorsam bitkiye baktığımda, ona sadık kalarak onu resmediyorum. Ve hani işin özünde bitkiyi anlatmak var. Bitki bilgisini yalınlaştırarak sunmak var. Böylelikle birazcık daha bitkilere kendimizi yakın mı hissediyoruz, öğrenebiliyoruz bu sayede diye düşünüyorum. Daha da açarız bunun tekniklerini. İşte sulu boya mı kullanıyorsun, ölçeklendirmeyi nasıl yapıyorsun, pozlamayı nasıl yapıyorsun, yapıyor musun gibi meseleleri. Ama şunu da soracağım, bu alanla kimler ilgileniyor? Yani bir kere şimdi biraz daha yeniden sanki popüler oldu da bu iş. İnsanların ilgisini çekiyor. Estetik beğeniler de arttıkça insanların evlerinde de görüyorum ben. Sadece kitaplarda, böyle botanikle ilgili alanlarda değil, sergilere açılan, insanların rağbet ettiği bir alan. Hangi alanlarda sen kendini gösteriyorsun ya da onları iş yapıyorsun? Ya bu popülerleşme dediğimiz kısım olmadan önce aslında temel olarak botanikçilerle çalışıyorum ben. Yani yaptığım resimler bilimsel makalelere destek maksatlı yapılıyor aslında. Bu geçmişte de hep öyleydi. Hep bitkiyi anlamaya çalışıyoruz, tanımaya çalışıyoruz ve onu sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Hani geçmişten günümüze hep böyle bilginin aktarılması. Resimler de bu noktada iyi olduğu için, çok görsel, etkili ve kuvvetli olduğu için iyi bir araç aslında bizim bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için. Bu sebeple de benim çalıştığım insanlar genelde botanikçiler ve bu resimleri yapma nedeni mesela yeni
türler bulunuyor, makaleler çıkıyor ya da bitkilerle alakalı kitaplar olduğu zaman bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Yani özel bir türle alakalı çizimler yapıyorum ya da işte bir bitki grubunu konu alan bir kitap oluyor. O bitkileri resmettiğim çalışmalar oluyor ya da mesela resimlerimi almak isteyenler, tipik karakterler genelde bitki sevdalıları oluyor. Hı hı. Ve hani özel bir türe o kadar ilgisi var ki hani onun resmi hoşuna gidiyor ve alıyor. Hı hı. Yani bu son dönemlerde bir hakikaten bir popülerleşti bitki resimleri, ressamlığı. Bu sadece Türkiye'de de değil, dünyada böyle bir yükselişe geçti. Ben de tam olarak nedenini bilmiyorum. Birazcık daha herhalde böyle iyicene doğadan koptukça kendimizi doğaya yakın hissedebilmek maksatlı mı giriyor bu iş bu kadar etkili hayatımızda şu anda, ama ilgi alaka çok fazla. Tabii ki hani o kadar güzel bir alan ki bitkiler. Şimdi hani benim yaptığım işler tamamen hani botanik bilimine destek maksatlı yaptığım işler. Ama hani o kadar güzeller ki bitkiler. Ve resmini yaptıkça da o detaylarına giriyorsunuz, ediyorsunuz. Çok böyle bambaşka bir dünya. Her bitki kendi içinde bir dünya barındırıyor. Ve onu resimlere yansıttığınız zaman hani estetik olarak da tabii ki çok güzel eserler çıkabiliyor ortaya. Benim hani birinci gayem resim yapmaktan ziyade bitkiyi anlatmak. Bu gibi çalışmaları, resimleri çok fazla alanda kullanabiliyorsunuz. Her yerde, her şeyde kendi anlatmak istediğiniz bir işte ne bileyim tıbbi bitkilerle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. İşte kremler yapıyorsunuz. Orada kullanılan bitkileri resimlerle anlatmak herkesin daha hoşuna gidiyor. Ya da işte bir yemek kitabı yapıyorsunuz. O yemek kitabında kullanılan sebzeleri, meyveleri resmederek anlatmak insanların daha ilgisini çekiyor. Çok ilgi çekici olduğu için birazcık kullanılabileceği alan da genişliyor. Ve estetik olarak da tabii hani iyi yapılmış, iyi standartlarda hazırlanmış bir resim son derece ilgi çekici olabiliyor. Bu sebeple de zannediyorum biraz popülerleşmeye de devam ediyor. Evin Sanat Galerisi'nde bir sergi de açtın mesela. O sergiden önce de ben insanların şöyle konuştuğunu da duyuyordum. Böyle sanata meraklı yatırım yapan arkadaşlarım var. Ya böyle biri var işte eserleri sonra çok değerlenecek gibi bir muhabbetle bile bakılıyordu yani. Demek ki öyle bir alan da var. Şeyi de merak ediyorum. Şimdi bazı dergilerde de mesela senin çizdiğin bitki resmi kapak olabiliyor. Türkiye'de bilmiyorum o durumlar nasıl ama yurt dışında muhtemelen onlara da telif veriliyor ya da eskizleri de bir değer olmalı diye de düşünüyorum. Tabii yani hani birazcık daha iş alanı derseniz, şimdi bitki resimleri yapmak, bitkilerle çalıştığınız için çok uzun soluklu işler. Çok zaman alıyor. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi bu resimleri canlı örnekten çalışıyoruz. Yani benim bitkiyi görmem lazım. O yüzden bir bitkinin resmini yapmak için önce o bitkinin çiçeklenmesini beklemem lazım. Ne zaman, nerede çiçekleniyor? Böyle çok uzun soluklu, çok şey işler olduğu için mesela benim o kitabı hazırlamam, yani kitabı hazırlamam 3 yılımı aldı. Bütün o resimleri yapmam, tamamlamam ki çok ufak çalışmalar da vardı o kitabın içinde ve sergide. Daha sonra işte bu sergiyi açtıktan sonra da hani ilgi çok güzel oldu. İnsanların tabii ki resimlerimle bu şekilde ilgilenmesi çok keyifli, çok hoşuma gidiyor. Ve kullanım alanları olarak da hani o sergide genel alıcılar hani resimleri beğendiği için zannediyorum evinin duvarına asmak için alıyorlar. Ama artık işte yine o popülerlikten dolayı birçok çalışmamın sadece hani telifin hakkını alarak kendi markaları olabilir ya da işte kitaplarda olabilir, kendi konularıyla alakalı bağdaştırıp kullanabiliyorlar. Yurt dışında birazcık daha oturmuş bir durumda. Daha fazla ressam var, daha fazla yapılmış kitap var. Kullanım alanları biraz daha geniş. Çünkü hani arada bir yıl farkımız var. Onlar birazcık daha önceden başlamış. Ama temel olarak yani çok geniş bir kullanım alanı var. Bu birazcık sizin yaratıcılığınıza bağlı. Tabak çanaklara basanlar var. Çok güzel işler çıkıyor. Peki sen nasıl başladın bu işe? Biraz şans, biraz heves. Hepsi bir arada böyle güzel bir denge kuruldu. Girmiş oldum. Ben normalde çevre mühendisi okudum üniversitede. Hı hı. Çevre mühendisliği de nedir? Onu da anlatsana. Biraz da onu öğrenin. Ya çevre mühendisi olarak ben hiç çalışmadım. O yüzden hani meslek alanında çok bilgim yok. Ama hani üniversitede temel olarak
Böyle hani hem katı atık hem hava, ama çoğunlukla su arıtma, su içme suyu, katı atık, kirli su, bunları temizlenmesi, bu gibi konulara çalıştık. Hani bu arıtma tesisleri vardır ya, onların tasarımı ve suyu tertemiz bir şekilde oradan çıkabilmesi için yapabileceğimiz bütün işlemler, üniversitede bunları gördük çoğunlukla. Ben birazcık böyle hani mühendislik, fen, matematik, o konuları hep sevmişimdir kendim bildim bileli. O yüzden hani üniversitede de böyle gayet keyifle devam ettim, ama birazcık böyle şey durumu oluyor ya herhalde o yaşlarda ya da öncesindeki aldığımız eğitimden kaynaklı mı? Tam olarak ne yapmak istediğimi bildiğim bir yaşlar değildi benim o yaşlar. Hani ben çevre mühendisi olmak istiyorum ya da bitki ressamı olmak istiyorum. Böyle kafamda net bir fikir yoktu. Çevre mühendisi okurken de gayet aslında keyifli okudum ben. Çok hani ortada sürekli bir problem var ve o problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Ben severim böyle bulmaca, işte o gibi şeyleri çözmeyi, çözüm getirmeyi. Yani böyle klasik bir şekilde işte üniversite bitiyor, master yapacaksınız. Hani ben o yolda ilerlerken o sürede bitki resmi benim hayatıma girdi. ANG Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bir haftalık bir kurs vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt dışından İngiliz bir ressam geldi. Çok değerli bir ressam ve çok hakkını vererek bu işi yapıyor. Tamamen böyle bilimsel anlatımlı bitki resimleri yapan bir sanatçı. Ondan böyle bir haftalık ders aldım ve üniversite sırasında ben sürekli resim yapıyordum. Ama hala böyle hani ne o kursa giderken ne bu resimleri yaparken üniversite sırasında ben bitki ressamı olmak istiyorum diye bir kavram bende de yoktu. Master yapacağım derken sonra işte orada bir aydınlanma yaşadım ben. Dedim yani ben bir sene bir durayım dedim. Bir sene bir resim yapayım dedim. Çünkü hani o zamana kadar da yapıyordum ama hep böyle arada derede. Hep ikinci plan, üçüncü planda resim. Böyle hani tam zamanlı resim yapmak ne demek? Onu ben bilmiyordum. Hani onu deneyimlemek istedim. Yani bu bitki resimlerini ikiye ayırdığınızda hani hem bitki hem resim, bu ikisi de benim hayatımda hep var olmuştur. Yani çocukluğumdan beri bitkiler ve çocukluğumdan beri resim hep vardı. Babam botanikçi. Evet, yani babam botanikçi. Babamın arazi çalışmalarını beni ilk 5 yaşındaydım sanırım. 5 yaşında beni ilk arazi çalışmasına götürdü. Sürekli arazi çalışmasına çıkıyor. Türkiye'nin her tarafına gidiyor. 5 yaşında götürdü beni. Ondan sonra da hep hani beni ne zaman götürmek isterse gidiyordum tabii. Hani o yaşlardan beri bu arazi çalışmaları, botanikçilerin hani bitkileri toplama, kurutma, presleme, bütün o konuya çok aşinayım. Aynı zamanda Çamlı hemşinliyim. Çocukluk yazları hep burada geçti. Hani doğa, bitki, böcek hep vardı. Resim de hep vardı bütün bu süre içerisinde. Hani hep resim de yapıyordum. Sonra işte bitki resimleri, bu ikisinin bir araya geldiği bir alan ve üniversitede de böyle bir U dönüşü yapıp ya ben bir sene bir resim yapacağım, bunu bir görmek istiyorum kararı benim için dönüm noktası oldu. Çünkü o sene hakikaten çok keyifli geçti benim için. Böyle hani bütün gün resme ayırabilmek böyle bir lükstü çünkü öncesinde. O böyle çok keyifli geldi ve hani büyük bir aşkla ben bu işi yapmaya başladım. Yaptıkça bağımlılık yapmaya başladı. Bitki dünyası gerçekten çok acayip bir dünya oluyor o noktada. Ben girdikçe çıkamadım zaten. Ondan sonra o sene Edinburgh Botanik Bahçesi'ne gitme fırsatım oldu bir projeyle beraber. Orası benim işte öğrenmeye başladığım yıl. Hani böyle gerçek anlamda botanikçilerle çalışarak farklı disiplinlerin bir araya gelmesi, yaptığım resimleri ben çok fazla böyle estetik kaygısıyla yapmıyorum aslında. Ama bir doğruluk kaygım var. Yani yaptığım resim doğru mu değil mi? Bu türü anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Bu mesela hep önceliğim olmuştur. Bu Edinburgh Botanik Bahçesi'nde başlayan çalışma, sonra şu anda hala Türkiye'deki yaptığımız işte Flora projesiyle de devam eden bu süreçte ben bu botanikçilerle nasıl bir yerde çalışılıyor, o bitkiyi doğru resmetmek için neler yapmamız gerekir, nasıl yapmamız gerekir çok şekil aldı. Çünkü bitki resminin de içine girdiğiniz zaman çok geniş bir dünya var oradadır. Yani ressam olarak da çok geniş bir dünya var. Hani sebze meyve de resmedebilirsiniz. Bu yönde de gidebilirsiniz. Ya da işte daha böyle bilimsel çalışmalar da yapabilirsiniz. Böyle hani hamur yoğrulurken ben de bu şekilde yoğruldum ve benim ilgi alanım birazcık daha vahşi bitkiler oldu.
Bir de tekniği de ona göre herhalde geliştirmek durumunda kalıyorsun değil mi? Bir şeyin mesela tüylü ya da tüysüz oluşuyor. Ya da vahşi bitki diyorsun, bazılarına belki dokunamıyorsun. Ona göre de teknikler, o sulu boyayla yaptığın işler de değişiyor belki. Tabii. Genel olarak ben bu vahşi bitkilerle çalışıyorum. Yani doğadaki bitkileri resmetmek istiyorum. Hani evde bizim o süs bitkisi olarak koyduğumuz bitkiler belki çok iyi. İlgi alanım da değil çok fazla. Çok güzeller tabii ki. Çok seviyorum onları da. Sadece hani ilgi alanım birazcık daha o hani Türkiye'nin florası ya da herhangi bir yurt dışında bir projede çalışıyorsam hani oranın florasıyla çalışmayı seviyorum. Kitabımda da aslında ben tam olarak bunu anlatmaya çalıştım. Yani bir bitki resmini yaparken izlediğimiz yollar, birincisi canlı örnek gerekiyor. Ve ben kendi yaptığım işi aslında üçe bölüyorum. Hani üç kısımdan oluşuyor diye görüyorum. Bunun ilk kısmı bu canlı örneği bulma, görme. Bu her neredeyse, bu dağ, bayır, tepe, ova da olabilir. Bir botanik bahçesi de olabilir. Ya da işte bitki koleksiyonu yapan birinin bahçesinde de olabilir. O bitkiyi görme aşaması. Burası bence bir bitki resminin en heyecanlı kısmı. Çok keyifli. Yani gerçekten hani doğada olmak, o bitkiyi aramak. Bulabilecek misiniz? Böyle bir heyecan var. Acaba kaçırmış mısınız? Çiçekte mi? Doğru zamanda mı? Bitkiyi bulduğunuz anda, siz de az önce bahsettiniz, o eskiz çalışmalarını yapıyorum. Yani bitkiyi alınca direkt böyle temel ana resme başlayamıyorum. Çünkü ben şimdi bitkiyi alıyorum, topraktan alıyorum onu. Ve onu topraktan almaya başladığınız anda bitkinin ölmeye başladığı an aslında. Yani bitki ölüyor. Ve benim bir tabloyu tamamlama zamanım bitkinin ömründen çok daha uzun sürüyor. Bitki hemen ölüyor. O yüzden bu süre içerisinde ben eskiz çalışmaları hazırlıyorum. Ve bunu da ikinci bölüm olarak görüyorum. Bu ikinci bölüm bence son derece stresli bir an. Öyle göründü bana da yani. Hani ölecek, evet. Öldü, gidiyor ve formunu kaybediyor değil mi? Aynen. Hı-hı. Gerçekten öyle. Yani hı-hı, aldığınız anda bazen bitkiler, siz daha böyle bitkiyi alıp atölyenize gelene kadar ya da her nerede çalışıyorsanız oraya gidene kadar direkt ölmeye başlıyor. Soğanlı bitki alıyorsunuz, tomurcuk almışsınız bir tane, siz gidene kadar tomurcuk açıyor. Yani çok hızlı bir form değiştiriyor bitki. Ve siz o süre zarfında ne yapabiliyorsanız o. Ve yeterli bütün veriyi, bilgiyi toplamanız gerekiyor o noktada. Ki bu bazen çok uzun saatli çalışmalar gerektirebiliyor. Çünkü hani ya ben çok yoruldum, biraz yatayım, yarın devam ederim şansınız olmayabiliyor. Bitki ölmüş oluyor çünkü ertesi güne. O yüzden hani o kısım biraz stresli ve hani bitki diyelim aldığınız, çalıştığınız bitki öldü. O sırada siz yeterli veriyi toplayamadınız. O bitkiyi tekrar görme şansınız da olmayabiliyor. Yani bir sene beklemeniz gerekiyor belki de. O yüzden de böyle bir stresli, hani zaten koparmışsınız, bir topraktan almışsınız, bütün ne varsa yapmanız lazım o anda. Yapabiliyorsanız muhteşem. Ondan sonra ana resme başladığınız zaman da üçüncü kısım olarak görüyorum. Orası da birazcık daha meditatif bir alan. Orada da hani açıyorsunuz, gayet yavaş. Yavaş bir süreç gerektiriyor. Çok disiplinli çalışmayı gerektiriyor. Bütün bu anlattığım süreç gerçekten çok disiplinli olmayı gerektiriyor. Böyle hem bitkilere zamanına göre kendi zamanınızı ayarlamanız lazım. Bütün o verileri kaybetmeden toparlayabilmeniz için belli bir organize olup onun eşliğinde çalışmanız lazım. Ama hani bütün bunları yapıp o ana resme başladığınız anda da o daha böyle hani hem işte doğruluğundan eminsiniz zaten o anda. Hani ona başladığınızda bitkiyi doğru olarak gerekli bütün verileri toplamışsınız. Orası net. Ondan sonra birazcık daha işte o estetik kaygılar. Yani hem tamam doğru yapıyorum ama güzel de olmalı resim. O kısma birazcık daha yoğunlaşarak böyle bütün o dediğiniz gibi hani tüylü kısmı, dokuyu doğru yapmaya çalışıyorsunuz. Rengini birebir yapmaya çalışıyorsunuz. Boyutlar işte ölçerek çalışıyorum dedim. Bir böyle bir pergel gibi bir alet var, onu kullanıyorum. Bütün bu kısımları ölçüyorum. Bitkinin işte pozisyonu, duruşu, bütün bunların hepsi çok önemli. Bir de böyle hani o bitkinin bir ahengi vardır. Yani doğada nasıl duruyor bu bitki? Hı hı. Hani nasıl bir duruşu, yanında diğer çiçeklerle grup olarak mı büyüyor, tek başına mı büyüyor? Böyle boynu bükük mü durmuş rüzgardan, hepsi öyle mi? Hani böyle bir karakteri var bitkilerin. Bu bitkiyle tanıştığınız anda hani onları da gözlemliyorum. Ve bütün bunları işte o tabloda da toparlamaya çalışıyorum. Elim izin verdiğince.
Ve bütün bunlardaki en temel aslında, yani bir bitki resminde olması gereken o en temel nokta zannediyorum gözlem. Çok iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor. Tabii. Peki bu herbaryum örneklerini kullanıyor musunuz? Ya da kurutulmuş örnekler ya da fotoğraflar işe yarıyor mu sizin işte? Evet. Şimdi şöyle. Şimdi fotoğraf, ben her bu eskiz çalışmaları yaptığım dediğim anda bitkinin bir yandan resmini yapıyorum, bir yandan bolca fotoğraflarını çekiyorum. Her açıdan fotoğraflarını çekiyorum. Yani benim elimde sayısızca fotoğraf var resmini yaptığım bireyle ilgili olarak. Bunlar daha sonra işte benim ana resmimi tamamlamam için çok faydalı oluyor. Herbaryum örnekleri de şimdi sulu boya ben çoğunlukla yapıyorum. O yüzden herbaryum örneklerinden resim yapma şansım olmuyor. Yani renkli resim yapamıyorum o rengini göremediğim için. Ama kendi yaptığım, resmini yaptığım bireyi kendim kurutuyorum, presliyorum. Çünkü dediğim gibi benim hani o yaptığım resimler hani bir bilimsel doğruluğu olmak zorunda. Ve ben hani sanatçı olarak diyorum ki bu bitki şu türdür diyorum. Ben bunu iddia ediyorum o resimle. O herbaryum örnekleri de benim kanıtım oluyor. Kanıt niteliğinde bir değeri var o herbaryumların. Numaralar anladım. Veriyorum. Mesela herbaryum örneğinde bir numara var. Onu ben resme de yazıyorum. Biri gelip hani derse ki hayır bu türü yanlış resmetmişsin derse, hani ben de o zaman hani örnek burada, şu kuru örneğe bakabiliriz diyebiliyorum. Onun dışında çok muhteşem herbaryumlar var. Orada çok ciddi bitkiler var, kurutulmuş, yıllardır toplanmış, saklanmış. Bunlardan da çalışmalar yapılabiliyor ama bu daha çok teknik kalem. Yani bu rapidolar vardır, bilirsiniz belki. Hani rengin işin içinde olmadığı, tamamen hani morfolojik özelliklerini sunduğumuz, işte ölçüsü, boyu, onu birazcık daha hani kurutulmuş iki boyutlu bir kuru bitki o, ama hani onu birazcık daha boyutlandırarak, bunu boyutlandırırken de fotoğraflardan hani fikir sahibi olarak, bu gibi çalışmalar da var. Bizim hatta Resimli Türkiye Florası'nda yaptığımız çalışmaların çoğu herbaryum örneklerinden yapılıyor. Çünkü arazi çalışması, hani canlı örnek, birazcık daha meşakkatli bir iş. Çünkü araziye gitmeniz lazım. Hem masraf olarak çok daha büyük, hem de o anı yakalamak kolay olmayabiliyor gerçekten. Yani bitkiyi kaçırmış olabiliyorsunuz, erken gitmiş olabiliyorsunuz, arazi çalışmasından eli boş dönmüş olabiliyorsunuz. Ama herbaryum örnekleri sabit, onlar orada. Sadece sulu boya resim yapamıyoruz herbaryumdan. Ya ne kadar enteresan ayrıntılar var düşündükçe. Bir de bitkiyi nasıl seçiyorsun? Yani daha önce örneği çizilmemiş bir bitkiyi mi tercih ediyorsun? Nasıl oluyor? O senin seçim durumun neye göre? Ya şimdi o böyle değişiyor. Ben böyle temelde böyle projelerde çalışıyorum. O projelerin zaten bir konusu oluyor. Yani daha önce yaptığım projelerden yurt dışı bazı da var. İşte mesela Şili bitkileri oluyor. O Şili bitkilerinle ilgili bana zaten hani o projede var olan bir liste var. Şunlar, şunlar, şunlar resmedilecek. Onları çiziyorum. Hani o spesifik listeye göre bütün ben bir yılımı, iki yılımı buna göre organize ediyorum. İşte şu çiçeklere çizilecek. Bunların çiçeklenme zamanı şu zaman, işte Mayıs'ta şurada, Haziran'da burada. Ona göre hareket ediyorum. Çin'in orkideleriyle ilgili bir proje vardı. Orada mesela hepsi tehlike altında bitkilerdi. Orada da hani elimde bir liste var. O listeye göre hareket ediyorum. Ve orada daha çok hani bitki şurada şurada değil, hepsi tehlike altında olduğu için çoğu yok olmuş zaten. Botanik bahçelerinde var. Oradan çiziyorum. Onun dışında böyle çok, nasıl diyeyim, şöyle olmuyor benim çalışma alanında. Böyle burada zaten Karadeniz'de yaşıyorum. Ben doğanın ortasındayım. Böyle yürürken sağım solum inanılmaz bitki çiçek dolu yani burası. Böyle ah bu ne kadar güzel çiçek, bunun resmini yapayım. Şu ne kadar güzel, bunun resmini yapayım deyip hani böyle çok hızlı bir şekilde alıp resmini yaptığım genelde olmuyor. Böyle hep
bir programım var benim. Çok program bir insanımdır. Böyle bir listem var yani. Hani şu anda mesela tam böyle bir proje adı altında değil ama ileride daha böyle çok büyük ölçekli bir projeye dönüşeceğine inandığım irislerle çalışıyoruz. Bunu babamla daha çok yapıyoruz. Babam sürekli arazilere çıkıyor. Ben de fırsat buldukça ona eşlik ediyorum. Hem inanılmaz keyif alıyorum ben babamla yaptığım bu arazilerde. Hem de işte bu süre içerisinde iris bitkileri, süsenler, navruzlar bunları yapabildikçe resmini yapıyorum. Ay fırsat şahane. Buldukça. Şahane. Yani bu böyle bir son zamanı olan bir proje olarak değil ama eğer böyle ben bunu zaman içinde bütün Türkiye'deki bu süsenleri, navruzları resmedersem ileride çok güzel bir kitaba da dönüşebilir, bir sergiye de dönüşebilir. Öyle bir daha zamansız bir projem var mesela. Işık'ın kişisel sitesi var ve bu konuyla ilgilenenler için çok bilgilendirici. Oraya baktığımda ben Şili, Nepal, Çin, işte orkideler dedin ya biraz önce, o bölgelere ait resimler yaptığını görebiliyorum. Soğanlı bitkiler çalışmalarım var, teknik çizimler var orada. Bu arada yine şunu da belirteyim, babam dediği Işık'ın bahsettiği Profesör Doktor Adil Güner, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin müdürü aynı zamanda. Bu botanik bahçesinden birkaç yayında biz bahsetmiştik. Yani herhalde Türkiye'nin cennet alanlarından biri. ANG Vakfı dedi arada. Ben de ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü Ali Nihat Gökyiğit benim çok beğendiğim bir insan. Keşke, umarım nasıl olunur'a da konuk edebilirim bir gün onu. 1925 Artvin doğumlu. Evet. Senin gibi Karadenizli. Biraz o Karadenizlilikten de bahsetmek istiyorum tabii yaşadığım bölge itibariyle. Ali Nihat Bey de Robert College üstü Michigan Üniversitesi'nde okumuş. İnşaat mühendisliği, daha sonra Robert College'den arkadaşı Feyyaz Bey ile Tekfen'i kurmuş. Ama özellikle Tema'dan bahsetmek lazım. Hayrettin Karaca ile Tema'nın kurucularından Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı'nı da eşinin anısına kuruyor. İlk önce bir anı parkı gibiyken orası artık yani bir Türkiye için çok önemli bir alan. Çalışmalar evet. Yapan bir alan. Ve şimdi de sen ara sıra böyle bahsederken söyledin, ben de ona gönderme yapayım ya da açayım ki sen onu bize anlat. Resimli Türkiye Florası çalışması yapıyorsunuz. Şimdi 28 cilt mi olması planlanıyor ve ikisi mi çıktı Işık? Evet, 30 cilt, ikisi çıktı. Şimdi bu bahsettiğiniz ANG Vakfı'nın kurmuş olduğu Nezahat Gökyiğit işte dediğiniz gibi park olarak başlıyor. Ondan sonra bu botanik bahçesine dönüyor. Babam da bir botanikçi olduğu için o da işte bir bilim insanı. O şekilde çalışmaya alışmış, bildiği yöntemler eşliğinde o park oluyor bir botanik bahçesi. Ve bir enstitü gibi çalışıyor. Ve bu botanik bahçesinde çok ciddi yayınları var. Bitkiler üzerine, bitki bilimi üzerine, bitki yetiştiriciliği üzerine. Çok bahçıvanlar da yetiştiriyorlar aynı zamanda. Ve çok özel koleksiyonlar yapıyorlar. Bu enstitü gibi çalıştığı için işte bu Resimli Türkiye Florası projesi botanikçilerin zaten hayalinde var olan bir proje. Çok büyük bir proje ve böyle büyük bir projeye hani ilk başta bir zaten Resimli Türkiye Florası hani yazılı olarak bir yapma hayalleri var. Daha sonra da biz ressamların biraz türemesiyle sayımız arttıkça botanikçilere de böyle bir zannediyorum bir güvence oldu. Neden işte hani bunu Resimli Türkiye Florası olarak yapmıyoruz deyip böyle bir işin içine girildi. İşte Ali Nihat Gökyiğit ANG Vakfı'nın desteklemesi ve botanik bahçesinin bunu tabii çok ciddi bir bilimsel dayanağı var. Yani bu, bütün botanikçilerin bir arada çalıştığı çok kalabalık bir ekip var o projeyi yapan. Çalışan. Her bitki cinsiyle ilgili farklı hocalar çalışıyor. Bizim şu anda o projede yer alan yaklaşık böyle bir 30-40 falan ressamımız var. Aktif olarak çalışıyor. Her biri başka bir bitkilerle görevlendirildi. İşte ben o projede sanat editörü olarak yer alıyorum. Benim yaptığım daha çok hem ressamlarla hocaları, botanikçileri bir eşleştirmek. Hani sen şunu yapsan şu bitkiyle çalış. Hem de yaptığı resimleri birazcık daha estetik olarak yani daha kompozisyon olarak böyle bir aynılaştırmaya çalışmak. Benimle beraber Gülnur Ekşi ve Fatma Şen diye iki editörümüz daha var. Onlar da çok muhteşem çizerler. Çok iyi resimler, eserler çıkarıyorlar. Aynı zamanda çok aktif bir şekilde işte bu sanat editörlüğünü yapıyorlar Flora projesinin. Burada yani hani
İki cilt çıktı. Biz şu anda hani deliler gibi 3, 4, 5 bu ciltler üzerinde çalışıyoruz. Biraz nasıl diyeyim, çok zahmetli bir proje. Yani bizim için de böyle, ben şimdi bitki resimleri yapıyorum, bitki ressamı olmuşum, bir sürü projede yer almışım ama hani böyle dev gibi bir proje, sanat editörlüğü falan, böyle bunlar benim için de böyle çok yeni kavram. Hepimiz için öyle. Ve biz bu projeye başladığımızda hani bir takım fikirler geçtik. Hani şöyle yapabiliriz, böyle bir yolu izleyelim. Yani orada gerçekten çok böyle bir büyük bir organizasyon var. Yani hepimizin çok organize bir şekilde çalışıyor olmamız lazım. Bütün bu iş takibini yapabilmek için işte bir sistemler falan kurduk online. Onların üzerinden ilerliyoruz. Ve yolda da açıkçası öğreniyoruz. Yani biz de böyle aşırı deneyimli bu konularda, böyle büyük projeler deneyimli insanlar değilim. Yolda öğreniyoruz. Hani bazı hatalarımız oluyor. Sonra işte tamam, bak bunları böyle değil, şöyle çalışalım. O zaman daha verimli ilerleriz. Ama gerçekten böyle her bir türün resmini yapmayı hedefliyoruz. Amaç büyük yani burada. Ve böyle bir şeye girince de hani kolay kolay çok takıldığımız noktalar oluyor. Çünkü canlı örnek bulmak zor oluyor. Şimdi zaten bu pandemiden dolayı bir sürü arazi çalışmasına bile gidemez oldu hocalarımız. Onlar arazi çalışmasına gidemediği için tamamlanamıyor. Ama biz bu işi yaptığımız zaman, şu anda çok aktif bir şekilde 3. cilt üzerinde çalışıyoruz. Tamamlandığı zaman bu çok değerli bir çekirdek kaynak olacak, Türkçe olacak. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi burası. Bilgiler Türkçe, yazım Türkçe. Bütün o hani yabancı botanik terimleri Türkçeleştirdi. Bitki isimleri Türkçeleştirildi. Hani hepsini zaten, bütün o en yaygın kullanımlı Türkçe isimleri seçildi. Olmayanlara da isim verildi. Ve bütün bunların eşliğinde hani çok ciddi bir kaynak olacak o, böyle çekirdek kaynak. Ve ondan sonra da bu herhalde birçok hem ressamın hem botanikçinin yolunu açacaktır diye böyle umutlarımız var. Şahane ya, o kadar pozitif ki benim çok hoşuma gidiyor ve sizin için de tarihi bence. Yani öyle bir ekipte olmak isterdim. Mesela işte ben bugün yıllar sonra dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi'nde kimler çalışmış, böyle isimleri falan görünce çok hoşuma gidiyor. Sizler de öyle bir projede çalışıyorsunuz. Mesela ben Gülnur Hanım'ın, Gülnur Ekşi'nin bir şeyini okumuştum. Yani bu işlerde nasıl başladığı değil de nasıl geliştirdiği işine dair bir şey. Baban Işık, Adil Bey onu arıyor galiba. İşte senin de dahil olduğun o kursa dahil olmuş olabilir o da. Yani evet. Değil mi? Hanımefendinin ismi neydi? Unuttum. Christabel gibi bir... Christabel King. Christabel King'in kursuna katılmak ister misin? O katılmak istiyor. Şahane bir fırsat ama yani orada 2 hafta İstanbul'da kalacak, başka bir şehirde, kendisi bir öğrenci. Diyorlar ki işte, onun için çok önemsedim ANG Vakfı'nı. Gel, ANG Vakfı karşılayacak. Sen burada o dersi al deniyor mesela. Yıllar evet. Sonra o şimdi bu projenin temel direklerinden biri gibi gibi. Yani. Aynen. Çok önemli böyle şeyler, böyle şeylere yatırımlar. Onun için de çok önemsedim. Yani ben çok evet. Hoşuma gitti açıkçası. Böyle şeyler yapan insanları böyle duyurmak, söylemek, altını çizmek gerekiyor. Kitap da inşallah bitince şahane olur. Bu arada yani hep böyle Türkiye çok zengin, faunası var, florası var denir ama ben şimdi onu okumaya çalıştım biraz. Yani buradaki çalışmalar hep bir İngiliz, böyle 1929 yılında geliyor ve o ve onun görevlendirdiği ya da onun isteğiyle görevlendiren insanlar yapıyor ve o bir kitap çıkartıyor. Peter Davis çıkartıyor. Ama Türkiye'de yaklaşık 11 bin farklı bitki türü varmış. Benim hani böyle evet. Bir küçük bakmamla söylediğim bir şey. Ben Işık'la daha önce konuşurken, Işık ben botanikçi değilim, hani böyle sorulara çok cevap veremem diye. Çünkü herkes onu botanikçi de zannediyor öyle bitki resimleri yaptığı için. Aslında değil ama ben basit bir bilgi olarak söylüyorum. Bunların 11 bin türün 3 binden fazlası da endemik. Yani sadece bu topraklara özgü. Yani bunların resimlenmesi, değerlendirilmesi ve artık yani şimdi sen dedin ya, araziye gidiyoruz. Onların çiçeklenme dönemi var. Bitkilerin çeşitli dönemleri var. Ama o dönemler de değişiyor herhalde Işık, değil mi? Bu küresel ısınma ya da işte kötü şehirleşme, betonlaşma, onları da değiştiriyor. Bazı bitkileri belki de bulamıyorsun.
Ya evet, bu hikayenin en üzücü kısmı sanırım orası. Şimdi gerçekten Türkiye dediğiniz gibi çok zengin bir bitki örtüsü var. Ben her ne kadar botanikçi olmasam da bu noktada bilirkişi konumuna konulmak pek hoşuma gitmiyor. Çünkü gerçekten hani böyle bütün bitkileri bilen biri değilim. Ben resmettikçe bitkileri öğrenen biriyim. Kendi resmini yaptığım bitkileri biliyorum. Ve bunların peşine de işte Türkiye'ye, özellikle ben doğuyu çok seviyorum. Doğuda böyle o dağlar, bayırlar, yani inanılmaz böyle bitkilerle dolu. Ve buraları çok seyahat edip o bitkileri görüyorum, öğreniyorum, resmetmeye çalışıyorum. Dediğiniz gibi gerçekten inanılmaz. Yani bu 11 bin bitki belki kıyas olması adına hani Avrupa kıtasının toplam bitki örtüsü, yani bütün Avrupa'nın toplam bitki örtüsü zannediyorum 12 bin civarı, yani yaklaşık bir rakam. Yani Türkiye başlı başına o noktada çok zengin. Ve bunun temel herhalde nedenlerinden bir tanesi coğrafi konum. Yani coğrafya kaderindir derler ya, bu noktada biraz olumlu bir kaderimiz var bizim. Gerçekten hani bulunduğumuz o coğrafi lokasyon, çok farklı iklimler, hani 3 farklı iklim var Türkiye'de ve çok farklı yükseklik var. Yani deniz seviyesinden yüksek dağlara kadar farklı seviyeler var. Bu da böyle çok çeşitli bir bitki örtüsüne sahip olmamız demek. Ve dediğiniz gibi hani işin en acı kısmı mevsimler çok değişiyor artık. Yani çok hızlı değişiyor ve tahmin edemiyorsunuz artık. Ben işte bir irisi resmedeceğim diyorsam eğer, onun şimdi kayıtları var. Hani botanikçiler yıllarca gitmiş toplamış ya, hem topladığı lokasyon belli, hem çiçeklenme dönemi belli. İşte diyor ki Mayıs'ın ilk 3 haftası diyor. Şimdi artık onlar böyle hani 2 hafta öne kayıyor, sonra bir sene 3 hafta geç açmış. Yani o kadar değişiyor ki şimdi bu araziler daha riskli olmaya başlıyor. Çünkü hani o bilinen, çok da çılgın oynamalar yapmıyor mevsimsel olarak yıllardır. Şimdi artık böyle bir tahmin edilemez noktaya geliyor yavaş yavaş. Yani hala yine gittiğimizde bitkileri ucundan yakalayabiliyoruz ya da sonunu yetişebiliyoruz, ama artık birazcık daha tahmin edilemez noktaya geliyor. Bir de tabii artık hani şimdi onu da nasıl engellenir bilmiyorum ama pek engellenemez herhalde. Doğal alanlar korunamıyor. Keza işte ben buradayım. Buradaki buranın tahribatı, talanı korkunç. Şimdi böyle bir gerçek var yani. Hani babamlar hani botanikçi, daha eski, onların hani üniversite zamanlarından beri sürekli Türkiye'yi karış karış gezen bir sürü botanikçi var. Şimdi onların hikayeleri de daha yavaş bu süreç, ama hani o kadar büyük bir popülasyonla karşılaşıyorlar ki bir bitkiyi ararken, böyle bir çok geniş bir alanda yayılmış bir sürü bitki ve hani ne yol var, ne ev var, hiçbir şey yok. Bu bitkiye bir şey olmaz. Hani gayet korunaklı, herhangi bir işte tehlikesi, şusu busu gözlemlenmiyor. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra işte oradan hop deyip yol geçiyor. Bütün bitki yok yani. Koskoca bir popülasyon yok oluyor. Mezarlıklarda bazı bitki türlerinin kalması durumuna taktım ben. Yani şöyle oldu. Mesela geçenlerde İstanbul'da ben çok böyle yere, sağa sola bakarak yürüyen bir tipimdir. Bir de böyle taşların arasından belli bitkiler çıkar ya, onları özellikle böyle sokak otlarına dikkat ederim. Aşiyan mezarlığına girdim. O kadar güzel bitkiler vardı ki inanamazsın Işık. Yani bakan biriyim. Evet. Biraz bitkilere de ilgili biriyim. Ama orada İnanıyorum ki değişik bitkiler var yani, hani endemik değildir, bir şey değildir, ama İstanbul'da daha önce var olan ama bizim artık göremediğimiz bitkiler bir mezarlıkta olabiliyor bence diye endemik düşündüm. Endemik bitkiler de bulabilirsiniz mezarlıklarda. Zannediyorum bu botanikçilerin yapmış olduğu arazi çalışmalarında lokasyonlara bakarsanız çok fazla mezarlık lokasyonu göreceksinizdir. Yani yani mezarlık olduğu için hani ölülerimiz bizim için çok değerli. Hani o yüzden biz oraları hep koruyoruz, kolluyoruz ya. Hani o oralar bir nevi koruma alanı aslında. Evet ya. Koruyabildiğimiz parseller diyeyim hani orada onlarla beraber. Ve çok değerli bitkiler görebiliyorsunuz. Biz mesela daha en son yaptığım arazi çalışmasında yine bir iris bakıyorduk. Adana'ya gittik. Hani o iris lokasyonu, aradığımız iris türünün lokasyonu Adana şehir merkezinde bir mezarlık. Ya. Direkt mezarlığa gittik yani bitkiyi bulmaya. Gerçi biraz erken gitmişiz, o yüzden bulamadık, ama hani orada yetişiyor bu bitki doğal olarak. Bir tane bir kere Şili projesinden bahsettim ya, şimdi resimleri yapıyorum. Orada bir tane bir tür resmettim. O da çok kritik
tehlike altında. Yani bitki doğal ortamı yok olmuş. Bitki yok olmaya yüz tutmuş bir noktada. Sadece bir lokasyonda hala devam ediyor. O da böyle bir mağara. Mağaranın içinde o çiçek hala böyle çiçekleniyor. Bitki var. Dünyada birkaç birey kalmış bundan. O da orada. Bu mağarada kalmasını, yaşayabilmesinin tek sebebi mağara kutsal bir mağara olarak kabul ediliyor. İçeride işte bu hani Meryem Ana falan böyle şeyleri var, büstleri var. O yüzden kimse o mağaraya dokunmuyor. Özel bir alan olduğu için. Bitki de bu sayede orada yaşayabiliyor. Ya ne çok enteresan ya. Evet, gerçekten. Ya o yüzden mezarlıklar herhalde en güvenli korunur alanlar sanırım. Bu arada sen Adana'da bir botanik bahçesinden bahsetmiştin biz önden konuşurken, değil mi? Ne kadar güzel. Evet, yine Ali Nihat Gökyiğit, ANG Vakfı. Ha, öyle mi oldu? Gerçekten bu noktada Ali Nihat Bey vizyonu çok büyük biri. Biz de şu anda hani bitki ressamı yapabiliyoruz, bu projeleri yapabiliyorsak gerçekten hani bu Christopher King'in getirmeleri, o kursların başlaması, Gülnur, benim, bizim buralardan yetişmemiz, yetiştirmemiz, botanik bahçeleri derken şimdi bu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin hani enstitü gibi çalışması ve çok iyi işlere imza atması bu noktada da biraz gelişmemizi tetikliyor. Bahçeciliğin önemi, canlı bitki koleksiyonlarının oluşturulması, bunun da önemini daha iyi kavrayabiliyoruz artık. Şimdi İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Adana'da da kardeş botanik bahçe Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi kuruluyor. Ne kadar güzel. Evet, çok keyifli. Orası da şimdi çok aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Daha yeni yeni oluşuyor orası. Ama orada da yine bir bitki resim kursları organize etmeye çalışıyoruz. Ve bu botanik bahçeleri sadece bir bahçe, hani bitkiyi görsel olarak size sunmak yerine enstitü gibi çalıştığı zaman hani o bilgiyi derleme, toparlama, kitaplaştırma, biz bilmeyenlere bunu sunabilmek adına bir takım çalışmalar yaptığı zaman çok daha değerli ve işlevsel oluyor, ilgi çekici oluyor. Botanik bahçesi mesela İstanbul'daki çok uzun yıllarca piknik alanı olarak kullanılmaya çalışıldı. Ve bunu çok böyle herkese tek tek anlattılar yıllarca. Yani burada piknik yapamazsınız. Bakın burası piknik alanı değil. Burada işte bitkiler. Şu anda artık o konular çok daha rahat. İnsanlar artık botanik bahçesi ne olduğunu daha iyi kavruyor. Tıpkı bizim meslekteki gibi yani. Hani bitki ressamlığı nedir denildiği zaman ben çok böyle hani tane tane işte bitkiyi anlatıyoruz. İşte fotoğraf kullanılmıyor. O yüzden bu böyle. Şimdi bunlar da birazcık daha oturmaya başladı artık. Dediniz ya Flora projesinde olmak hani o tarihi ne kadar güzel bir şey. Gerçekten öyle. Yani hani bitki ressamlığının hani Türkiye'deki hani bir meslek olma yolunda o gidişatına tanıklık ediyorum diye düşünüyorum ben bu konuda. Peki bu işin olmazsa olmazları neler Işık? Mesela biraz resme ilgi, bitkiye ilgi, belki Latince, resim yapabilme yeteneği, bir disiplin senden anladığım kadarıyla. Belki senin daha önce okuduğun alan, çevre mühendisliği seni o disipline ya da işte mühendis zihni diye bir şeyden bahsederiz ya, doğru mudur değil midir bilmiyorum. Belki öyle düşünmek seni bir alana getirdi. Bu işin nasıl olunuru nelerdir? Ya şimdi gözlem en temel, en temel diyebileceğim şey bu. Olmazsa olmazlarının en temeli bu. Eğer gözlemleme yeteneğiniz yoksa bir bitkiye bakarken yani onu iyicene böyle anlayıp hani bir bakmakla görmek arasındaki fark vardır ya. Hani onu iyicene kavrayamadığınız sürece iyi bir gözlemci değilseniz eğer yapacağınız resimler ne kadar iyi yeteneğiniz olursa olsun hep bir eksik olacaktır. Hep bir yerden bir fire verecektir. Yani o yüzden çok iyi resim yapabiliyor olabilirsiniz, fırçayı çok iyi kullanıyor olabilirsiniz, iyi çiziyor olabilirsiniz ama göremediğiniz zaman hani tam iyi bazı noktaları kaçırdığınız zaman yine böyle belki çok hani estetik güzel bir resim ortaya çıkabilecektir ama doğruluk bizim burada en baktığımız nokta. O yüzden yani iyi bir bitki gözlemcisi olmamız gerekiyor, bu net. Bunun dışında o temel botanik bilgisi aslında çok önemli. Yani hani bitkinin bir az da olsa bir aşina olmamız lazım. Dediğim gibi kendim botanikçi değilim. O yüzden her tür şu türün özellikleri budur, işte bu tür budur, bütün Türkiye'de nelerde yetişiyor böyle bir bilgim yok benim. Ama işte bir bitkinin resmini yapmaya başladığım zaman o bitkiyi öğreniyorum. Ve buradaki öğrenirken o böyle temel botanik bilgimin çok faydası var.
Nerelere bakacağımı bile biliyorum artık. Bu da hani bir temel botanik bilginiz yoksa işte resim yapamazsınız gibi bir sonuca çıkmak istemiyorum. Çünkü bu öğrenilen bir şey. Yaptıkça, bitkilere aşina oldukça, türlere aşina oldukça bunları öğreniyorsunuz zaten yolda. Gözlem yoksa ama temelde bunları da öğrenemiyorsunuz. Göremiyorsunuz çünkü bu kısımları hep kaçırıyorsunuz. Onun dışında tabii ki hani bir belli bir çizim yeteneği. Ben bunun da geliştirilebilir olduğuna inanıyorum bu konuda. Çünkü benim bahsettiğim bu meslek bitki resimleri aslında özünde çok teknik bir iş. Çok hani bitkinin belli bir çizme formu var. Yani böyle çok hayal gücünüzü çılgınca kullanmıyorsunuz bir resmi yaparken. Yani temelde hayal gücünü de eklerim ben buraya. Çünkü hani orada bir proje üretebilme kabiliyeti gerekir. Ya şöyle bir seri resim yapmak istiyorum. Hayali de önemli tabii ama bir resmi oluştururken bitki neyse onu resmetmeye çalışıyorsunuz. Gerçekçi ve doğru ifadeyi yakalamaya çalışıyorsunuz bu resimlerde. Olmazsa olmazı o. Bir de tabii ki bitkiler. Bitkiler olmazsa bu iş olmaz. O yüzden bitkileri korumamız lazım. Peki sabır da gerekiyor bence değil mi? Çok. Geçen bir toplantı yaptık yine bu bitki ressamlarıyla. Orada bir tane hani sabır diye konuşurken bir tane ressamlarımızdan biri dedi. Sabır değil de dedi sebatkarlık gerekiyor dedi. Sabır daha böyle bir oturup bekleme hissi dedi. Gerçekten hani o hani oturup bir şey beklemeyin. Yani çok uzun soluklu çalışmalar gerektiriyor. Benim mesela bir resmim var. 3 yılımı aldı resmi tamamlamak. Yani mesela oradaki o 3 yıl boyunca aynı resim üzerinde çalıştım manasında değil ama işte şimdi bitkiyi alıyorum. Çiçeğini çizmişim. Sonra 6 ay meyvesinin gelmesini bekliyorum. Meyvesi geliyor onu çiziyorum. Ondan sonra işte bitkinin işte çiçekleri bilmem ne oluşmamış işte sonra başka bir lokasyona gidiyorum onu bulmaya çalışıyorum. Yani bir tabloda işte diyorum ki bitkinin şunlar şu kısımları önemli bu kısımları yer alacak diyoruz ya. Ben şimdi o kısımları bulana kadar ben eskiz çalışması yapabiliyorum. Ki bu eskiz çalışması hazırlamam mesela o bitki için 3 yılımı aldı. Farklı lokasyonlara gitmek zorunda kaldım. İşte İngiltere'de 2 botanik bahçesine gittim. Şili'nin bir bitkisi bu. İşte Şili'ye gittim bitkinin bir kısmını bulabilmek için. Her yerde de aynı şekilde, aynı formda, aynı güzellikte açmıyor çiçekler. Hani o doğru bitkiyi, hani kendi türünü anlatan o uygun bireyi bulabilmek için de bir çabalıyorsunuz. Ondan sonra da işte resmi tamamlaması ayrı bir süreç zaten. O dediğim meditatif süreç var ya, o da apayrı bir süreç. O da çok uzun sürebiliyor. Yani yıllarınızı alabiliyor. Bir resimden bahsediyorum tamamlamak. O da tabii işte sabır, disiplin, bunların hepsi önemli. Altın madalya falan aldın değil mi o Şili resmiyle? Öyle mütevazi davranıyorsun ama Işık'ın bu arada Doğanın Detaylarını Görmek isimli bir kitabı da var. Aslında ilk önce İspanyolca çıktı, sonra Fransızca'ya çevrildi, daha sonra Türkçe'ye çevrildi. Hatta ben Işık'ın eski bir kaydını dinlemiştim çok daha önce. Orada işte İspanyolca çıkacak ama Türkçe olur mu diyordu. Demek ki burada da ilgi var. Ben çok değer veriyorum yani buna. Bilmediğimiz şeyle ilgilenemiyoruz. Biraz daha işte popülerleşince, bilince bakmaya başlıyoruz. Bu çalışmalar çok kıymetli. Peki İngilizce gerekiyor diye düşünüyorum ya da yabancı dil gerekiyor. Evet. Biraz daha öğrenmek için değil mi? Evet kesinlikle. Yani şimdi bizde kaynak hani bitki resimleri konusunda çok ciddi kaynaklarımız yok. İşte bu benim yapmış olduğum bir kitap var. Bu da bir İspanyol yayıneviyle yaptık. Ben kitabı İngilizce hazırladım ve sonra işte İspanyolca, Fransızca'ya çevrildi. Nihayetinde Türkçe'ye de çevrildi. O yüzden kitabımda hani bir resmi yaparken başından sonuna izlediğim metot anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir Türkçe kaynağımız var. Bu da işte bitki ressamlığının bir meslek olması yolunda güzel bir adım oldu diye düşünüyorum. Ama onun dışında çok da ciddi Türkçe kaynaklarımız yok. Yani çok fazla bitki resim üzerine yapılmış çok fazla kitap var. Hem resim teknikleri anlatan, hem bitkileri anlatan, bitki anatomisini, morfolojisini anlatan, sanatçılar için bunu ele alan kitaplar var. Yani kaynak çok fazla ama çoğunlukla Amerika ve İngiltere menşeli olduğu için hep İngilizce. O yüzden hani dil varsa ulaşabileceğiniz kaynaklar sınırsız.
Dil yoksa bu gelişim, öğrenme birazcık daha zaman alacak. Türkiye Florası geliyor. O zaten şimdi bütün bu konuda hem bitki bilimi hem bitki ressamları için böyle çekirdek görevi görecek. Ve bundan yola çıkarak hayaller kurulacak. Yayın evlerinin böyle dizileri çıkmaya başladı. Biz FEM Güçlü Türk'le konuşmuştuk. Evet. FEM'e de başka bir seride böyle yolculuk nereye diye sorarken sen neler yapıyorsun, alanındaki güzel gelişmeler ne diye sordum. O da kesinlikle daha çok kitabın Türkçe'ye çevrilmesi, bu alanda Türkiye'den pek çok insanın kitaplar yazması demişti. Bence çok olumlu bir gelişme. Bunu ben de önemsiyorum. Peki son olarak sana yaşadığın yeri sorayım Işık. Yani Fırtına Deresi'nden bize biraz bahset. Hani dedim buralarda da değişimler oluyor. Çok pozitif olmayan ama sen güzelliğinden bir bahset. Bence bu bölümü öyle bitirelim. Tamam. Yani buranın güzelliği gerçekten çok güzel. Bir de nasıl orada yaşamaya başladın? Ne yapıyorsun? Orada bir atölyen var. Aynı zamanda sen online olarak bir takım dersler de veriyorsun galiba. Evet. Dedin demin. Evet. Yani yazları biz buraya gelirdik dedin. Tamam. Sonra şehir yaşama var. Ondan sonra sen yurt dışında da yaşadın. Biraz göçebelik oldu. Sonra da bir köye daha nereye yerleştin? Biraz anlatsana ya, evet. Çevreni. Benim hikaye aslında biraz böyle tam olarak yine ne yapacağımı bilmediğim bir dönemde ben böyle hani hiç emin değilim ne yapıyorum benden. Bu projelerim vardı. Hepsi böyle yurt dışında proje, işte Çin'de bir projem var, Nepal'de bir projem var falan. Ben böyle bir İstanbul'da yaşıyorum, yaşıyor muyum, istiyor muyum emin değilim. Böyle çok karışık bir dönemde. Ben böyle dedim madem bu kadar yurt dışında çalışıyorum, evi falan kapattım. Ben 3 yıllık bir göçebe hayatına başladım. Yani ne kadar süreceğini bilmeden 3 yıl sürdü. Ve bu süre zarfında da böyle hani hem aşırı keyifliyim ama bir yandan da böyle bir ev açlığım var. Yani bir evsizliğinin evsiz olmak. Yani bir ev istiyorum, tamam mı? Böyle bir özlemişim hani böyle bir kendi evim, bir şey. Böyle yurt dışına gidiyorum, böyle minik minik bir şeyler alıyorum. Hani onları evime koymak istiyorum. Böyle bir insani ihtiyaç sanırım bu, değil mi? Bir ev. Tabii. ben de işte bu süre zarfında da, o göçebelik sırasında da hep böyle bir acaba nerede yaşarım, nerede yaşamalıyım falan. Ve karar vermeye çalışıyorum. Ve bunu karar verirken aslında hani bu bahsettiğimiz bitki ressamlığı nasıl meslek, hani bunların da çok etkisi oldu bende. Çünkü ben çok uzun yıllardır bitki ressamı olarak çalışıyorum ve bu konuda hani kendi maddi kazancımı da sağlayabiliyorum. Ama mesela daha böyle yolun başında o kadar böyle geçiminizi sağlayacak kadar paralar kazanamıyorsunuz. Maaşlı bir iş olmadığı için bu. Tabii. Birazcık yaptığınız işte onu nasıl sergilediğinizle alakalı bu durumlar. O yüzden de böyle bir köy neden olmasın? Çünkü burada maddi gider çok az. Bunun bende bir etkisi oldu. Ama asıl temel nokta bunda da ben bir ufak bir aydınlanma olarak geldi. Ben 2015'te Nepal'deydim. Bir projemiz vardı orada. O proje için Nepal'e gittik. Bir seri resim yapıyorum yine. Sonra o resimler bittikten sonra ben böyle hani Himalayalarda ufak bir trekking yapıyorum. O sırada deprem oldu. 2015'de bayağı da büyük bir de 7.8'di zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir deprem oldu. Bu benim ikinci depremim. Ben Bolu depremini de yaşamıştım. Orada böyle bir bina şehir depremi. Orada da böyle dağda yürüyorum ben. Dağda yürürken devasa bir deprem oldu. Yani bütün dağ sallanıyor böyle. Orada benim için mesela bir nokta oldu. Hani nerede yaşayacağım sorusunun cevabı böyle çok hop deyip geldi. Ben niye köyde yaşamıyorum ki ya? Niye bu kadar düşünüyorum ki acaba? Niye Çamlıhemşin'e gitmiyorum? Ben döner dönmez Çamlıhemşin'e geldim. Babaannem, şimdi kaybettik babaannemi ama hani o da buradaydı o zaman. Buraya geldim, babaanne dedim ben böyle böyle burada yaşayacağım. Babaannem aşırı mutlu tabii bu arada. Tabii ya, onun Allah razı olsun. Çünkü evi var burada, onun evi böyle çok ahşap, eski, güzel bir ev burası. Böyle 100 yılı aşkındır herhalde. Şimdi onun burada hani birilerinin olması hissi ona çok iyi geliyor. Biz böyle bir şenlendik hepimiz. Tamam dedim ben Çamlıhemşin'e geliyorum. Ama işte ben dediğim gibi çocukluk geçmiş burada. Doğa, bitki, hayvanlar her şeye çok aşinayım, çok alışım ama yaşamak bambaşka bir hikaye. Yani kışı burada geçireceksin, burada yaşıyorsun, soba yakmak falan bunları
bilen biri değildim. Şimdi yaşayarak çok güzel öğrendim. Artık işte soba nasıl yakılır, işte karıncalar gelince ne yapman lazım, oradan işte hayvanlar gelince bostanını nasıl koruyorsun falan. Bu gibi şeyleri burada komşularımız da hep 70 yaş üzeri. Onlardan onlarla böyle öğrene. Onlar ne yapıyorsa birazcık onları taklit ettim uzun bir süre konuyu anlayabilmek adına. Hatta benim buraya girişim böyle çok kara bir kış oldu. Bir Ocak ayında girdim. Ben burada böyle minik bir atölye yaptım. Sonra yine bir projem vardı. Gittim. Geri döndüğümde Ocak ayıydı ve bütün ailem böyle hep şey. Hani ben şimdi evim var artık benim, yani çok mutluyum. Evim var ve eve gideceğim ben. Dedi kızım hani saçmalama, gidemezsin. Kışın kar var, bu mevsime gidilmez. Ben böyle orada bir şey oldum. Nasıl ya dedim, ben gidemeyeceğim ev mi yaptırdın, nasıl yani? Olacak iş değil. O yüzden böyle dedim ya, yok dedim ben gideceğim ya dedim, öyle ya da böyle. Ben Ocak ayında kalktım buraya geldim. Kar, kış, soba yakmayı bilmiyorum. Sonra ama tabii o kadar coşkuluydum ki gerçekten. Hani burada yaşamak, böyle sabahları uyandığımda yemyeşil. Bir de çocukluğumun da verdiği bir şey var. Bir anı var mesela, bu evin kokusu. Bende çok güzel şeyler canlandırıyor. Derken işte ben 6. yılım oldu ve bu süre içerisinde işte fırsat buldukça buradan bitkileri resmediyorum ve kendi mesleğimde buranın bana katkısı çok büyük gerçekten. Çünkü hani inanılmaz bir bitki örtüsü var. O vahşi bitkileri seviyorum dediğim, burada o vahşi doğa böyle sonuna kadar var. Mahvetmediğimiz sürece var olacak umarım. İşte ne bileyim, evden çıkıyorum şöyle iki adım yürüyünce çok acayip işte o süsenleri görebiliyorum, navruzları görebiliyorum. Çok acayip işte bu kampanyalar, çan çiçekleri dolu. Bu orman gülleri var böyle dolu. Yani her taraf sağım solum, önüm arkam çiçek, bitki, böcek. Yani o da benim böyle çok zevkle projeler üretmeme, çok güzel hayaller kurabilmeme sebep oluyor. Burada yaşamımın bana katkısı mesleğimde de karakterimde de büyüktür diye düşünüyorum. Ya bir de arkadaş grubu var değil mi? Ben öyle oralara geldiğimde son Çamlıhemşin'e mesela Zua Kafe ne kadar hoşuma gitmişti. Apo ile evet. Elif miydi? İKSV'de evet. Çalışmış daha önce, orada muhtar evet. Olmuş sonra falan. Ya böyle enteresan bir de grup oldu aslında değil mi? Sana arkadaş var. Olabilecek ya da sen onlara arkadaşsın artık. Evet evet öyle gerçekten, o da şansımız bizim. Yani çünkü buraya gelirken böyle doğa, işte o eski bilmem ne yaşam falan, ama şimdi sosyalliği unutup geliyorsunuz buraya. Yani böyle bir dünya yok burada şimdi sosyalleşebileceğiniz, ama buraya geldiğimde bu gibi işte Zoa Kafe'de işte Apo ile Elif var, bizim burada bir Moya Atölye, Özlem var. Hani onların varlığı ve burası da hani aynı köydeyiz. Çocukluk arkadaşım çoğu. Hani çocukluk arkadaşlarımın burada olması. Tabii. Ve hani büyüdüğümüzde de hala arkadaş olabiliyor olmamız. Hani çok farklı yönlere gitsek de hani buluştuğumuzda bir şekilde ortak noktalarımızın olması da şansımız diye düşünüyorum. İşte Zua Kafe işte buraları en iyi kafesidir. Bu arada Zoa deniz demekti değil mi Lazca'da, öyle hatırlıyorum. Yani onu bilmiyorum. Evet. Ne hatırlamıyorum şu anda ne olduğunu, ama onlar bahsettiyse Elif Zoa'dan. O köy var, Zoa köyü var. Zoa'dan. O yüzden kafenin adını da öyle yaptılar. Çok tatlı bir yer açtılar gerçekten. Apo zaten muhteşem, hani onlarla o diyalog, hani görüşebiliyoruz, edebiliyoruz, ama buradaki o arkadaşlık ortamı işte ev gezmesi, hava güzelse işte doğa gezmesi olarak devam ediyor. Böyle bizim gidip böyle restoranlarda yemek yiyelim şansımız çok fazla olmuyor burada. Biz de evlerde o şeyi gideriyoruz, açlığımızı. Ama gerçekten hani böyle bir minik bir grup var burada. Birbirimizi sevdiğimiz, anlaştığımız, gülebildiğimiz, çılgınca sohbet edebildiğimiz. Bu da şansımız. Yani ben buraya gelirken bunun varlığıyla gelmedim. Benim gerçekten böyle çok başka nedenlerden geldim buraya. İşte Apo ile Elif'in burada olması, Özlem'in zaten burada olması. Hani çok yakınız bir de. Hani sürekli görüşebiliyoruz. O da benim şansım oldu diye düşünüyorum. Ay şahane, şahane ya. Böyle evet, bence şanslı bir hayat. Yani böyle doğayla başlamak hayata, babanın botanikçi olması, ne bileyim işte biraz düşünüp karar verebilmen, o
Yani o cesareti işte hemen bir işe gireyim dememişsin. O şansın da olmuş tabii ki. Geçen gün Selçuk Şirin'le konuşurken artık insanların kendine zaman vermesinin, öğrencilerin ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Yani okul bittikten sonra hemen çalışmak zorundayız ya çoğumuz. Hatta okul evet. bitmeden. Ama kendine bir zaman verince ne istediğini daha iyi bulabiliyorsun evet. bazen. O çok önemli zaten evet. diye düşünüyorum. Çünkü benim de mesela çevre mühendisliği okuyup ondan sonra o master'a girme sebebim tamamen böyle otomatik hani sorgulamadan yani hani ben hani, tamam üniversite okuduk sırada ne var master var master'dan sonra işte ya doktora yaparsın ya yapmazsın falan ama hani çok belli bir yol var ya bize o salık verilmiş hani izleyeceğiniz yol budur denmiş biz de böyle hani onu yapıyoruz bunu o şeyde hep böyle bir korku var yani biz korkuyoruz ister istemez yaşayamamaktan, para kazanamamaktan. Hani bunlar gerçekçi korkular belki ama yine de böyle bir noktada oralardan sıyrılabiliyorsak eğer, böyle bir ufak bir açık kapı bulup çıkabiliyorsak eğer, o zaman işte hayal kurabiliyoruz demek oluyor. O da bir şeyleri yapabilme fırsatı yaratıyor bizim için. Dediğim gibi ben bitki ressamı olacağım, bir sürü bitki resmi yapacağım bu şekilde girmedim. Çünkü o zaman da benim o kadar gencim ki böyle şey bir döneme denk geliyor. Emin değildim ki ne istediğimden, ne yapmak istediğimden. Onu o fırsatı yaratıp zaman ayırınca o zaman gördüm ya bu ne kadar güzel. Hani hem resim yapıyorum hem işin içinde bilim var. Benim karakterime çok uygun. Etrafımdaki hani yaşam şeklime çok uygun. O yüzden de çok geliştirebildim. Türkiye'de de işte hani o meslek yokken yani dediğim gibi biz bu ilk kursları yaparken bitki resmi nedir? Gelen kursiyere bile bitki resmi nedir anlatıyorduk yani. Hani bitki resmi şimdi bakın bitkilerin resimlerini yapacağız. Öyle başlıyoruz konuya. Niye fotoğraf çekmiyorsunuz? Yeterli değil mi? Yani vardır değil mi öyle? Yani evet çekmiyoruz. Yeterli değil. Bunlarla çok şey yapıyoruz. Şimdi bu konular değişiyor, gelişiyor. Yani meslek olarak oturuyor. Hala böyle ben yani bir konunun meslek olabilmesi için bence bir döngüyü tamamlaması lazım. Tabii. Biz o döngüyü tamamlayamadık daha. Biz yarı yoldayız diye düşünüyorum. Çünkü biz bu iş işte ANG Vakfı o ilk tohumu ekti. O tohumdan bizler filizlendik. İşte Gülnur Ekşi, ben şu anda flora ressamları, işte bu projenin çıkması bunlar hep o filizler büyüyor. Sonra işte ilgi çok oluşmaya başladı. Bu hem resimlere duyulan ilgi hem ressam olma isteği bunlar çok güzel gelişti. Şimdi biz böyle oraya çok güzel geldik. Şimdi kaynak lazım. Yani bizim bu döngüyü devam etmemiz lazım. Bir şeyler öğrendik, öğretiyoruz kurslarla ama bu öğrettiklerimizi bir de işte kaynaklara dökmemiz lazım. Ben mesela şimdi bu kitabı yaptım. Türkiye Florası geliyor. Bunlar da oluşuyor. Bence birçok ressam da artık bu gibi şeylerde üretmeye başlayacak diye düşünüyorum ben. Koleksiyonerlik de var evet. bir taraftan. O da çok önemli. Hem size maddi kaynak oluyor ve sürdürülebilir şekilde yapıyorsunuz evet. işinizi. Hem de evet. bir sanat tarafına da giriyor gerçekten. Gerçekten öyle. Yani şimdi koleksiyonerlik kısmı işte o döngünün tamamlaması için bence çok önemli bir adım. Yani gerçekten artık böyle mesela yurt dışında o döngü tamamlandığı için çok ciddi koleksiyonerler var. Ve bu koleksiyonerler şey Türkiye'de de çok ciddi koleksiyonerler var ama İngiltere'de mesela hani koleksiyonun tek konusu bitki resmi. Yani bütün dünyadaki bitki resimlerini topluyor. Böyle çok beğendiği, istediği ve bununla ilgili çok Kew Botanik Bahçesi'nde mesela Londra'da galeri var. Yani tamamen bitki resimleri üzerine galeriler ve bu galeri böyle yine bir enstitü gibi çalışıyor. Yani bitki resimleriyle ilgili inanılmaz kitaplar çıkarıyor. Çok değerli Shirley Sherwood diye bir kadın var mesela. Hem kitapları var, işte bu galeri var. Sürekli bir yeni sergiler peşinde, yeni işleri sürekli temin ediyor. Yani o yüzden eser alım gücü olan insanların şöyle bunlardan bir tanesi. Bunlara böyle bir gönül verip bu konuya destek vermesi bizim bu döngüyü tamamlamamız için çok büyük bir katkı olacak tabii ki. Ufak ufak koleksiyonerlerin kendi koleksiyonlarında bu konulara yer açması. Bir diğer konu da hani o tam onu kapatabilmek için bitki ressamlarının bir araya gelebilmesi. Şimdi bununla ilgili de bir takım çalışmalar yapıyoruz. En azından fikirler var, konuşuluyor. Böyle bir takım toplantılar yapıyoruz ama bitki ressamlarının bir araya gelmesi, birbirini desteklemesi, bildiklerini paylaşması. Zaten kaynak eksiğimiz var ya,
O yüzden hani bu noktada böyle o kendi bilgilerimizi birbirimizle paylaşmamız ve kendi iş alanımızı da yaratacaktır o. Yani birlikte bir şeyleri yapmak, hem dediğim gibi çok uzun soluklu işler ya bu. Bir projeyi bir kişinin üstlenmesiyle daha takım çalışması, işlerin ortaya çıkması, hem böyle daha dolu dolu işler çıkacaktır. Hem işte daha çabuk yapacağız. Daha hızlı sürede projeler bitebilecek. Çünkü herkesin temelde isteği o. Yani şimdi benim böyle bir projem var, işte 2 ay sonra 80 tane resim yapabilirim. Biz gibi projeler olabiliyor. Bu konularda takım çalışması etkili olacaktır. Bir de o noktayı tamamladığımız zaman artık hani böyle bir döngüye girecek o zaman hikaye. Yani yeni ressamlar yetişecek, onlar eğitim verecek, kaynak gelişecek, koleksiyonerler almaya devam edecek, hani iş alım gücü olan insanlar destek veriyor olacak. Böyle böyle yani gelişimimiz bence şu noktaya çok hızlı geldik. Eğer bu hızla devam edersek biz yurt dışını falan sollarız ya diye düşünüyorum. Deneyim paylaşmak çok önemli ya Işık. Çok. Söylediğin şeyde onu çok çok iyi anlıyorum. Yani senin takıldığın bir noktayı aşman belki tek başına çok uzun sürüyor. Ama birbirinizle deneyim paylaşınca ne kadar da kolaylaşabilir o iş. Gerçekten de o döngü daha iyi tamamlanır. Onu da çok güzel ifade ettin. Gerçekten iyi ki de katıldın Işık ya. İyi ki bu yayını da yaptık. Çok keyif aldım ben de. Çok da şey öğrendim. Hem sana hazırlanırken hem önden seninle muhabbet ederken çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler.